İyice kafayı yedi ya. Bormir, Robin bak Sezai'ye yardım gecesi diye tutturmanız borla çalışan arabanın lansman işini bayağı bir geciktirdi. Hilmi artık sonuç görmek istiyor. O yüzden görev dağılımı yapıyorum. İşin PR kısmını ben üstleniyorum. Metin, Bormir, sen de arabanın ismi ve logosu işini halledeceksin. Tamam, görev dağılım bitti. Herkes şimdi görevlerinin başına. Hadi hadi çabuk çabuk. Benim görevim yok. Senin görev bilincin var mı acaba Ali'ciğim? Ha? Sen biz görevlerimizi yaparken bizden uzak dur yeter. Allah Allah, ben de bu arabanın mucidiyim. Ben de görev istiyorum. Ne yapacağız? Ya tamam abicim, Robin abi. Allah Allah, benim görevimi beraber tamamlarız olur biter. Neyin lagalugasını yapıyorsun, neyin peşindesin, neyin hesabındasın anlamıyorum ki ya. Hilmi abi, gördüğün gibi borla çalışan arabamız tıkır tıkır çalışıyor. Üstelik doğa dostu. Doğayla dost hayatı yaşaması iyi. Ama önemli olan Hilmi ile dost geçinmesi. Bir de böyle düşün. Hemen düşünelim. Bakıyorum ne kadar mesafe yapmışız? 27 kilometre. Maliyet ne kadar yapar? 20 kuruş. Çok güzel ya. Şu ana kadar sevdiğim en güzel dostum, arabam benim. Ölsün. Ali senin için ölsün. Hilmi abi bu taksimette ne iş? Yuh, 55 lira yazıyor. Bu araba sudan az yakıyor be. Vallahi lafın gelişi demiyorum gerçekten ya. Yarım şişe su 75 kuruş. Allah'ın suyunu 75 kuruşa satıyorlar. Ayıptır be. Nereden getiriyorsunuz suyu? Mars'tan mı getiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Hiçbir işe yaramadı. O kadar yağmur yağdı. Çamur yağdı, kar yağdı. 75 kuruşa suyu alıyoruz, içiyoruz. 1 liraya işiyoruz ya. Hakikaten tuvalet niye 1 lira? Ulan bu su niye benim için de daha maliyetli hale geliyor ya? Girerken para, çıkarken para. Herkesin derdi bizi gondiklemek mi kardeşim? Kusura bakmayın, konudan biraz saptım. Evet, saptım biraz. Bu taksimetre ne ayak ya? O taksimetre araba için değil, benim için, benim. Hilmi için vakit nakittir. Orada yazan ücret de benimle geçirdiğiniz vaktin ücreti. Kusura bakma o zaman, ben gidiyorum. Ben bir muhabbete 55 lira veriyorsan daha farklı bir muamele beklerim Hilmi. Ben de sanki güzel bir kızla mekana gitmişim de iki çay 55 lira veriyormuşum hissi uyandırıyorsun abi. Bir bakayım, sen de hiç öyle 55 lira verecek kız tipi yok ha. Ya ben senin o yorgan söküğü canlandırması ağzının var ya. Ana! Beleş parkeri. Dur. Buraya park edeceğiz. Dur. Metin yavaşla. Yavaşla. Adam parkeri bizi kapmaya çalışıyor. Yedik bey yer bizi. Arkadaşım ne yapıyorsun ya? İlk biz gördük burayı. Çıkar burnunu, çıkar. Tam sayet girmedik. Arkadaşım köprüyü geçtim parkeri bulacağım diye. O yeri sana yar etmem. Hilmi park yeri tartışmalarını IMDb 8.2'lik aksiyon filmi tadında izle. Aksiyon Ali, aksiyon. Ya arkadaşım görmüyor musun? Geri geliyoruz. Dörtleri yaktık. İşe geciktim. Dün sabahtan beri yoldayım. Daha hala park yeri bulamadım. Bu artık benim için namus meselesi. Gireceğim buraya. Oğlum sen nereye giriyorsun? Kime şekil yapıyorsun lan? Abi izle ben iki yumruk. Ne yapıyorsun abisi? Biner oraya. Arkadaşım bak görüyor musun? Bu ikimize de yer olmayacak. Şöyle yapalım. Üçe kadar sayalım. Üç deyince herkes kendi yoluna gitsin. Neyse öyle olsun. Nasip değilmiş. Sen vazgeçiyorsan ben de vazgeçiyorum. İşte bu ya. Bir. İki. Bastır Metin. Ya alet keriz, bir akıllı sizsiniz değil mi? Sabahtan beri görevim yok diye zırlıyordun Ali. Al sana görev. Lansmana kadar bu araba eski haline dönecek. Kopik! Ya alt üstü bir tampon ya, bir şey değil yani. Ufacık bir nakdi destekle hallolur Hilmi lütfen. Avcı mı yerlersin? Bundan sonra ben Avrupa Birliği'yim. Sen de Siriza'yı seçmiş Yunanistan'sın. Mali destek falan yok. Zırnık koklatmayacağım. Kendin halledeceksin. Abi iki yumruk. Eski yer misin lan sen? Aç araba yeri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu? Bir haber var mı Sezai'de? Yok. Sabaha kadar bekledim. Baktım yok. Oğuzhan'a gönderdim. Her tarafı arasın diye. Nereye gönderdin? Hastanelere, nezarethanelere bakmaya mı? Abi bütün pavyon ve kumarhanelere baktım. Hiçbirinde Sezai abi görmemişler. Oh çok şükür. Allah'ım insanın aklına hep kötü şeyler geliyor. Şükür ki oralarda da değil. Bu mu iyi haber? Buna mı sevindin şimdi? Abicim malum otelle de konuştum. O odadan 24 saat boyunca biri çıkmadan o odayı arama kararı çıkarttıramıyorlarmış. Mahvolduk. Bittik. Bankadan geliyorum. Sezai çeki bozdurmuş. Ah Sezai, ah kardeşim. Hiç mi bizi düşünmedin? Bari parayı birlikte etseydik. Ah biz suçu kendimizde arayalım bence abi. Biz neden Sezai abi biraz düşünmem lazım deyince ona izin veriyoruz ki yani? Pavyonda değil, kumarhanede değil. Nerede hiç etti lan bu paraları? Yoksa bizim de bilmediğimiz yepyeni bir eğlence anlayışı mı buldu bu? Ya belki dükkanın icrasını ödemiştir. Ya ilahi Turgut abi, şöyle bir ortamda da ya espri yapıp bizi neşeye gark ediyorsun ya. Gerçek bir mizah şörsün. Buyurun.
Sezai Usta'nın dükkanı burası mı? Hacize mi geldiniz? Evet. Geç kaldınız kardeşim. Öteki bankanın haciz işlemleri çok daha uygundu. Biz onlara haciz ettirdik kendimizi. Hiçbir şey kalmadı içeride. Yanlış anladınız. Biz hacizdeki rehin mallarını iade etmeye geldik. Borç ödenince icra kalktı. Ne yani? Sezai dükkanın borcunu mu ödedi? Ha. Sezai, kardeşim, başına demek bir şey geldi. Seni böyle iyi hareketler yapacak durumlara kimler getirdi? Sezai. İşlemediğim günah da almadı anlayacağım. Arkadaş, benim hayır zannettiğim hareketlerim bile mekruhmuş. Ama ben bunların hepsini bırakmak istiyorum. Tövbe etmek istiyorum ben. Bana niye geldin birader? Serinlemek için elimi ayağımı yıkıyorum. Onu anladım onu. 10 bidon da su doldurmuşsun. Şu ıslak elbiseler seninse çamaşır bile yıkamışsın şadırvanda. Yahu içerisi cemaat dolu. Hoca içeride, müezzin içeride. Onlara gitsene. Ulan sana günahlarımı anlatırken yüzün kızardı. Hıçkıra hıçkıra ağladın. Şurada oturuyordun, öte yana kaydın. Korktun kesin. İçeridekileri ürkütmek istemiyorum. Bir ara şeytan insan suretine bürünüp yanıma gelmiş. Ama 6 ay cezası var diye suratını kapatmamış dedim. Yalan yok. Şeytanın bile aklını çelemediği insanları yoldan çıkardım. Beni bir av olarak değil, rakip olarak görüyor. Kesin kulağıma tövbe et. Tövbe et diye fısıldayan şeytan bile olabilir. Ben yine de bir bilene danıştırırım. Yok mu akraban falan? Dini bütün sadece bir tane akrabam var. Onu da aradım, anlattım her şeyi. 4 kitaptaki tüm günahları işlemişin dedi. Boş bulundum, tombala diye bağırdım. Kapattı telefonu, bir daha konuşmuyor benimle. Ama benim bunları kesin öğrenmem lazım. Benim eskiden bu tip durumlarda hep fikrini sorduğum bilge birisi vardı. Onun numarasını vereyim. Ver. Bu bizim Şerif Emican'ın kartı. Ben bunu yoldan çıkaralı çok oldu. Gerçi hala beni suçluyor ama o da meyilliydi. Şu an biz bununla ortağız. Mahalledeki tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyoruz beraber. Olamaz. Lan bu adam gece kendisine gelen karabasana abdest aldırıp teheccüd namazı kıldırmış adam. Emin misin? Eminim lan, eminim. Şerif abi işte. Neyse, bilgileri duruyordur herhalde. Hafızasını sildirmedi ya bu adam. Ben gideyim ondan öğreneyim. Anacığım, benim düğünden kalan altınlarım nerede? Üst katta çeyiz sandığın dibinde. Anacığım, orada bulamadım. Başka nerede olabilir? Küçük Sezai'nin beşiğine baktın mı? Sezai'nin beşiğinde yok. Anacığım, gözünü seveyim sen bak. Yoksa ben medeniyetin beşiğine kadar gideceğim. Doğru, ben onları bahçeye gömmüştüm kimse bulamasın diye. Bahçede ağacın altında. Ara, ağacın altında da yok. Acaba diyorum, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Aferin. Bak bu da bir başarı. 3. seferde anladın. Tabii dalga geçiyorum evladım. Senin düğününden altın mı kaldı benim şapşal oğlum? Geçen sene nafakayı ödeyemeyince çeyrek altın taktın ya Şükriye'ye. Aman be. Çirkin bir de espri yapmıştım. Şükriye bak, bunu düğün videosu gibi çekiyorum. Yarın bir gün sen de bana nafaka ödemek zorunda kalırsan çeyrek takarsın diye demiştim. Gülmemişti. Benim diyorum, acaba sünnetimden kalan altınlar nerede? Ha, onlar mı? Kilerdeki mercimek çuvalının içinde. Bu sefer yemedim. Bir kere benim sünnet düğünüm olmadı ki. Altınım olsun. Öğrenmeye açık bir çocuksun aslında. Zor öğreniyorsun ama öğreniyorsun. Beykoz Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu toplu düğün şöleninde sünnetim olmuştu. 156 tane gelin ve damat. Bir de ben. Hatırlıyor musun? İnsanların arasına dalmıştın. Biz bu düğünü sünnet düğünü zannettik demiştin. Ortalığı birbirine katmıştın. Belediye başkanı da daha fazla rezillik çıkmasın diye fenli sünnetli çağırmıştı. Ama işte hepsi güzel bir anı olarak kaldı değil mi? Çok güzel anı. Peki sen altınları niye istiyorsun? Ne oldu? Ya bizim borla çalışan arabanın tamponu yamuldu. Sezai'ye götüreceğim, tamir ettireceğim. Onu da biliyorsun, 1000 liralık teminat alıyor önce. Ondan sonra tamir ediyor. Hesap 1000 liradan aşağı çıkarsa da teminattan düşüyor. Böyle değişik taktikler tutturmaya başladı yani. Halı sahacı gibi esnaf oldu adam arkadaş. Aa, Recai paranın lafını bile etmez. Uzun zamandır ben de görmüyorum. Hadi gidelim, bahane olur. Anacığım, Sezai dedim ben. Recai demedim ki. Hani tamam diyecektiniz? Hani Recai ile usulünce görüşürsem kararıma saygı duyacaktınız? Aman be, öyle baş başa görüşeceğinize bari bizim yanımızdayken görüşün. Hadi bakalım. Hadi gidelim Ali. Ne diyorsun? Tamam mı? Anlaştık mı? Hilmi Bey, bir ona çağırdın. Gelirken çay da getir dedin. Daha yeni oturdum. Bir şey anlatmadın ki. Neden anlaştık mı? Ya anlaşırsak çayın parasını vereceğim belki.
Ne belli? Ya çayın parasında değilim de. Hilmi bu asil duruşunu beğendi. Ama ifade ediş şeklini ukala buldu. Ya sen kim oluyorsun ki büyük Hilmi'ye ukalalık yapıyorsun? Hı? Tamam, sıkışayım bu aralar biraz. Al şu Hilmar'ı. Yalnız iki çayı da ben içerim, zırnık içirtmem ona göre. Hilmar mı? Sahte bu para. Uyanıksın, yamansın, cevvalsin. Sahtesini hemen ayırt ettin. Bravo sana. Al, gerçeği burada. Eğer söz konusu olan şey paraysa Hilmi asla sululuk yapmaz. Hep oradaki gibi ciddidir. Tamam Hilmi, çayları da sen iç. Ama ne olur bırak ben gideyim. İşi gücü bırakıp geldim zaten. Onu da düşündüm. Onu da düşündüm de 5 milyon dolarım gitti benim. Ya çayla mayla hallolacak iş değil o. Nereden baksan 15 milyon bardak çay ısmarlatmam lazım. O kadar çayı içemem ki. Bana bak, bana lansman lazım. Lansman şartmış. Benden ne istiyorsun Hilmi? Lansman ne? Onu bilmiyorum ki ben. Ben de ilk duyduğumda Süpermen'in köylüsü sanmıştım. Ama yok, değil. Lansman böyle bir şey olduğundan daha değerli. Daha büyükmüş gibi sunmak. Reklam yani anlayacağın. Ama bana önce merak lazım. Herkesin haberi olmalı lansmandan. Böyle gazeteciler, zenginler, yatırımcılar merak etmeli. Merak etmeli ki lansmana gelsinler. Ondan sonra da onları gaza getirip yatırım yaptıracağız. Bir de böyle düşün. Ben ne anlarım bunlardan? Nasıl ya? Hep yaptığın şey işte. Dedikodu senin işin değil mi? Ayıp oluyor Hilmi. Ya hep mi amatör dedikoducu olarak kalacaksın? Sana hobinden para kazanma fırsatı sunuyorum. Tamam, çok para değil belki ama para paradır. Bir de böyle düşün. Benim dedikoduyla falan işim olmaz. Bir yanlışım var senin. Nasıl ya? Geçen gün alt sokaktaki muhasebeci Ali Rıza Bey çaldırdım numarasıyla parayı iç etti diye dedikodu çıkarmadın mı sen? Hı? Adam da sonra suçu üstlendi, herkesi dolandırdı. Sonra da böyle yolcu gemisine binip kaçtı. Millet de böyle geminin halatına tutulup denize düşmüştü. Hatırlamıyor musun? Ne alakası var? Ben de başka yerden duydum bunu. Bırak Allah aşkına haset ya. Esra Hanım Meral Hanım'dan daha çok maaş alıyor diye dedikodu çıkarttın. Türkiye'deki bütün özel şirketlerde ofis gerginliği çıktı senin yüzünden. Hatırlamıyor musun? Asla. Sonra şey oldu. Üst mahalledeki Fatma teyze vardı, Fatma teyze. Tüpçüye böyle eksik para verip ondan sonra da para üstü beklemişti ya. Ya haset, nasıl bir dedikodu çıkardıysa. Kadın 2 günde boşandı kocasından. İnanamıyorum ya. 71 yaşında kadın. Hilmi bu başarını unutmadı ve asla unutmayacak. Olay öyle olmadı. Sana var mı? Olay öyle olmadı. Haset. Haset nereye gidiyorsun ya? Allah Allah. Ne oluyor bu ne ya? Ben onu takdir ettim. Tenkit mi ettim? Yoo, takdir ettim. Zaten sürekli Hilmi Hilmi deyip canımı sıktı benim. Bu aralar kimse büyük Hilmi'yi kale almıyor. Hilmi bunu düşünecek. Merhaba. Metin Özdemir. Mucit. Evet, Bor'la çalışan motoru ben yaptım. Ne? Bu teklif iş ilişkimize zarar vermesin hanımlar. Oo, hararetlisiniz. Bravo. Bravo. Ajans ortamında karları jet hızıyla ayarladın kirmem. Yamansın yemin ediyorum. Seksi Mucit. Gözlüğümü yediğim şu tipe bakla. Aynı stoncusu ben seni yerim vallahi. Senin ne işin var oğlum burada? Sen benim mahremine nasıl bu şekilde girersin? İt. Neyin peşindesin lan? Sen neyin peşindeysen biz de onun peşindeyiz bu oğlum. Duydum ki beleşe çalışan arabayla ilgili logo mogo bir işler kovalıyormuşsun. Ajans ortamlarına akıyormuşsun. Bu kutsal amaçta ben de senin yanında olmalıyım. Goy goyunu yaptın. Şimdi asıl nedenini alalım. Ajans ortamında ateş gibi hatunlar oluyor kirvem ya. Beni de yolluk yap yanına kat, birlikte takılalım ne olur. Of ya kro. Ben o yüzden bir şey yapıyorum oğlum. Ben profesyonel olarak bir intiba bırakayım diye. La bırak oğlum ya. Yemişin profesyonelliğini, reklam sektöründe görselliğe önem verirler. Dolayısıyla reklam sektöründe çalışan ateş gibi hatunların sayısı da diğer sektörlere göre bir hayli fazladır. Yuh! Adam abazanlık ekseninde sektörel analiz yaptı ya lan. Pantolon nerede lan senin? Seninkinin yanında ya. Baktım Feyza aşağıda ütü yapıyor. Sıyırdım pantumanı, attım önüne. Yadırgadı ama şaşırmadı. Bakımlı olmalıyız kirbem. Ap ve selektif bir izlenim bırakmamız lazım. Baba 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 baba. Ağızlara bak, ağızlara bak. Sen nereden biliyorsun lan bu lafları? Presentation. Brief. Brainstorming. Win-win situation. Bunlar oğlum benim laflarım. Bütün jargona hakimim ben. Yalnız ben ufaktan bir kullanmıyor da değilim ha. Senin ajans dediğinden kesin bir bokluk çıkar. Yok oğlum ya. Adamlar sektörün duayeni. Markalaşma stratejisi konusunda 1 numaralar. Divri pilavını uluslararası arenaya taşıdılar mesela. Ben yemişim senin divri pilavını. Sivas'tan çıktıktan sonra kim bilir oğlum divri pilavını? Ağzından çıkanı kulağın duysun lan. Terbiyesiz adam. Bugün dünya üniversitelerinin gastronomi bölümlerinde divri pilavı ders olarak okutuluyor mesela. Ya bırak kardeşim. Dolma içine almışsınız. İçine nohut et koymuşsunuz. Pilav diye yiyorsunuz. Bırak Allah aşkına. Lan senin o gereksiz damak zevkine başlattırma lan. Çıkar lan şu gözlüğü. Ne diyor? Ha, ne diyor? Ne diyor? Profil fotoğrafımı yapacağım bunu. Belki Deniz görüp halimi acıyıp geri gelir. Alın lan pantollarınızı. Karıştırma lan. Sağ ol bacım. Koca olan da buna tekme vurmuş ya lan. Kafası gidiktir şimdi bunu.
aldığımızı. Ne yaptı? Ne yapmış la bu? Tarla parası verip satın aldığım takımı hiç etmiş ya. Ay ya, benim kafa gidik ya tabii. Senin pantolonda bir şey var mı abi? Yok abim, jilet vallahi. Allah razı olsun. Ha iyi, tamam o zaman ya. Ben zaten işe geç kaldım da gideyim yetişeyim. Asülete elegete. Aa, pardon demeden de çekti gitti ya. Kirvem, sizin ailede vurdum duymazlık gen haritasında Rusya kadar yer kaplıyordur ya. Ne yapacağım ben şimdi? Nasıl gideceğim ben toplantıya? Sana asrın kıyağını yapayım mı lan? Yap abi. Senin boyuna posuna kurban olayım. Yat lan şuraya, helal olsun adam. Adam, adam. Bu niye lan? Uğurlu takımı. Motorun ilk tanıtımında da bunu giymiştim. Oğlum bu ne lan? Dalga mı geçiyorsun? İzzet Yıldızhan bile giymiyor artık böyle şeyler ya. Daha iyi oğlum. Retro işte. Tarzımla göz kamaştırmak isterken hayal ettiğim böyle bir şey değildir. Hayaller İtalyan kesim. Hayatlar Yalçıntaş tekstil. Saçımı şöyle çalıp geliyorum, bekle. Çal kardeş, çal. Çal keke, çal. Ben seni çok küçümsemişim be Sezai. Bu günahların hepsini gerçekten işledin mi? Hala. Belli periyotlarla sık sık. Bu sorular, oğlum bu sorular evet hayır soruları. Ne diye karşılarına açıklama yazdın ki? Ben sana alkol demişim, sen evet diyeceğin yere rakı yazmışsın. Lan ben senin damak zevkini mi soruyorum? Zina, her türlüsü. Kumar, iyi bilirim. Yalan, seni sevmediğim yalan. Ne lan bu? Şarkı sözü abi o. Selami Şahin klasiklerindendir. Aha, sevaplar kısmına bir şey yazmışsın. Fitre ve zekat alırım. Lan milletin fitresini, zekatını da mı aldın sen? Sevap diye aldım abi, değil mi? Senin durumun pek parlak değil Sezai. Sen 4 yıl okula uğramayıp diploma almaya gelen üniversite öğrencisi gibisin. Öğrencileri seni görünce çok gülecek. Sen de biraz bozulacaksın tabii. Ne yapayım abi, sen söyle ne yapayım? Bana kalırsa yarın diyete başla. Sabahları çık sahile koş. Cep telefonuyla kulaklık takarak konuş. Trafikten, stresten uzak kal. İn güneye yerleş. Ne diyorsun abi sen? Ölme diyorum oğlum, ölme. Uzat ömrünü uzatabildiğin kadar. Bedelli kovalayan Vedat gibi kaç, kaçabildiğin kadar. Cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan götürür diye bir laf var, duydun mu sen? Lan sen bunca odunu nasıl sıplayacaksın Sezai? Abi ne duyduysam yaptım. Gırklandım, altımda kiremit erittim. Ben daha ne yapayım? Şekilleri, şemalleri, kalıpları bırak Sezai. Önce bir kendini sor bakalım. Gerçekten pişman oldun mu? Vicdanın kalbini avucuna alıp sıktıkça sıktı mı? Dünyanı daralttı mı? O pişmanlık sana doların yükselmesini unutturdu mu? Geceleri uykusuz bıraktı mı? Yaktı mı Sezai, yaktı mı? Küllerini savurdu mu? Yok. Ulan bari cümle kuraydın da. Ben sana o kadar maniler düzdüm. Sen tek kelimeyle bir yok dedin, bitirdin muhabbeti. Ya abi, ben sadece... Sen sadece daha kendini bile ispat edemediğin bir şeyi... ...sana senden daha yakın olana nasıl ikna edeceksin? Önce kendini inandır Sezai. Önce kendini... Lan gerçekten yıllar sonra ilk defa bir iyilik ettim galiba. Hiç de özlememişim, bunu da belirteyim. Kartal! Oğlum! Nerede lan bunlar? Mecburen adama kartal diyoruz ya. Duyan da matah bir şey sanacak. Ulan babası, madem kuş ismi vereceksin... ...şöyle saksağın desene beline kazmayla giriştiğime. Kartal! Hilmi merakına yenilmedi ama en azından berabere kaldı diyelim. Neredesin acaba? Deniz! Deniz! Kaç! Lan sen kim oluyorsun da büyük ilmiyi bir ölümlüye denk görüyorsun hadsiz? Sen de biliyorsun. Biliyorsun gerçeği. Hepiniz öğrendiniz. Ben 25 yıldır hiçbir şey öğrenemedim ki İlmi Bey. Lütfen kimi neyle suçladığınıza dikkat edin. Feyza mıyım ben? Sesinizi bir an ben Deniz'e benzettim, o kadar. Fakir gibi değil mi sesin? Böyle onurlu, mağrur, zengin sever ama itaatkar. Anam! Bittim ben, bittim. Yok ya, kapı kapalıydı. Sesin ondan bir tok geldi galiba bana. İlmi Bey, acil bir emriniz yoksa ben odama çekiliyorum. Odama? Orada kimse üzmüyor beni. Orada bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri yok. Ben varım. Duygularım var. İçimde taşıdıklarım var. Doğmamış güneşim nereden batsın, bırakın hayatım dağınık kalsın. Ceyhan Prensi, Adana. Müsaadenizle. Hilmi Bey! Hilmi Bey! Hilmi Bey! Geldiniz mi? Ben birikmiş izinlerimden kullanmak istiyorum da. Deniz hala ortalarda yok. Eğer izin verirseniz hastanelere ve polise haber vermek istiyorum. Derya Hanım'a sordum, o izin verdi. Hilmi Bey'e de bilgi ver dedi. Hadi Allah'a ısmarladık. Ben gidiyorum. Fize! Kartal çık dışarı, çık! Size önemli bir duyurum olacak. Çocuklar,
Bildiğiniz gibi bazı üzücü olaylar yaşandı. Hayat kırbacını eline aldı. Elem ve kederle sırtıma sırtıma çalışıyor. Ama ve lakin giden gitti, kalan kaldı. Bize de bu acıyla yüzleşmek düştü. Öyle demeyin İlmi Bey ya. Deniz dönecek. Ne denizi lan? Okyanusu dönse nanay. 5 milyon dolarım gitmiş benim. Sen hala deniz diyorsun ya. Tabii siz de hazır bu adam para kaybetmişken haklı olarak havalara girdiniz. Ne korku kaldı gözlerinizde ne de saygı. Ben her şeyin farkındayım. Kendinizden bildiniz mi? Örseledirsiniz. Yok İlmi Bey. Derya Hanım izin verdi. Yemin ederim öyle dedi. Büyük İlmi hep iftiharla şöyledir. Karakterli olacak kadar fakir değilim. Tamam kabul. Artık daha fakirim. Bu yüzden de karakterim biraz daha gelişti. Bir Koç, bir Sabancı, bir Durgun değilim artık. Hilmi şimdi sizden nazikçe rica ediyor. Lütfen, bakın lütfen diyorum. Bana yardım edin ve Hilmi o eski güzel günlerine geri dönsün. Mahallenizin ve hayatınızın o büyük değerini koruyun. Milli bir başarı hikayesini heba etmeyin. Onu yeniden zengin yapın. Bir deniz her zaman merak edilebilir ama koca Hilmi kolay yetişmez. Karta. Sen gazetecilere git. Lansmanımız var. Gelin de. Başüstüne. Feyza, sen de şöyle gösterişli bir yer tut. Ben de yeme içme işleri için Derya'mın yanına gideyim. Çalışanlarım, lütfen yapın bu iyiliği. Değerli çalışanlarım, Hilmi'yi kurtarın. Yeniden büyük yapın. Hadi. Büyükler. Ne ünlüsü lan? Büyük Hilmi. Büyük Hilmi. Büyük Hilmi. Anam, ne oluyor? Bana. Fakir gibi hissediyorum. Hilmi bu duyguyu hiç sevmedi. Oh, iyi geldi vallahi. Kendim biraz iyi hissettim. En iyisi ben bu halde Derya'mın yanına gitmeyeyim. Eve gideyim. Tamam belki küveti parayla dolduramam ama böyle üstten akıtıp duş alırım. Evet. Bir de mi? Söyleyemiyorum. Onu bile söyleyemiyorum. Ana! Seyirciler hazır mıyız? Evreka!